Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çiçeklerimin bakım günü. Özellikle sardunya çiçeğimizin coşması için, bol bol çiçek açması için ve kendini yenilemesi için sizlere bir vitaminden bahsedeceğim sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bu benim pembe açan sardunya çiçeğim. Yeni ektim sevgili arkadaşlar. Bu yazın başında ektiğim sardunya çiçeklerimden bir tanesi. Bu da fesleğen çiçeğim. Fesleğen biliyorsunuz hem kokusuyla hem de tadıyla salatalarda falan kullandığımız bir bitkidir arkadaşlar. Kokusuyla sinekleri de kovabiliyor. Sarı açan bir çiçeğim. Bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler varsa yorumlara yazarsa mutlu olurum. Evet, vitaminim şu. Sizlere 2 ayda bir kere mutlaka vermeniz gereken bir vitamin arkadaşlar. Bu özellikle sardunya çiçeklerini, dediğim gibi aslında tüm çiçekleri coşturuyor ama sardunya çiçeklerini farklı bir coşturuyor, gördüğünüz gibi kocaman oldu. Çünkü yeni ektiğim bir çiçekti. Ne yapacağız? Güvercin gübresi. Güvercin gübresini şöyle bir avuç alıp suyun içerisinde bir gece bekletin. 1 litre suyun içerisinde bir gece bekletin. Sonrasında sardunya çiçeklerinizin toprağına 2 ay arayla dökün arkadaşlar. Farklı vitaminlerimi ayda bir kez diyorum. Bu güvercin gübresi çok etkili olduğu için 2 ay arayla vermeniz yeterlidir. Dediğim gibi suyun içerisinde bekletin. Bir gece bekletmeniz yeterli. Sonrasında suyunu dökün. Gerçekten çiçeğinizin coştuğunu ve açmayan sardunyanızın bile pıtır pıtır çiçek açtığını göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Evet. Dediğim gibi bu çiçeğin ismini bilen varsa yorumlara yazarsa memnun olurum arkadaşlar. Çok güzel bir çiçek. Sarı sarı açıyor. Aslında bu bahçede de çok güzel oluyor. Saksıda da güzel oldu. Evet arkadaşlar. Sardunya çiçeğinin suyu sevdiğini daha önce söylemiştim. Mutlaka her gün az az da olsa suyunu verelim. Susuz bırakmayalım. Hem güneşi hem gölgeyi seven bir çiçektir. Zaten balkon çiçeği, balkonda durması gereken bir çiçek. Görüşürüz sevgili arkadaşlar.